İyi akşamlar. Güne Bakış'tan merhaba. Şu an Skype hattımızda Mülkiyetçiler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent var. Dinçer Demirkent de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararını, muhalefeti ve iktidarı konuşacağız yerel seçime giderken. Hocam merhaba. Hoş geldiniz hocam. Önce hukukla başlayalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını verdi. Bu kararın ardından da Ankara'nın buna bir yanıtı oldu. Tüm bu durum, karar ve buna verilen yanıt Türkiye'de hukuk sistemi açısından bize ne anlatıyor? Yani bir kere tarafı olduğunuz bir sözleşme ve bireysel başvuru hakkını tanınız protokole aykırı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bizi bağlamaz demek doğrudan hukuk dışına çıkmaktır. Hem bizim anayasamız açısından, biliyorsunuz anayasamızın 90. maddesi bunu düzenler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bizim açımızdan bağlayıcı olduğunu, hem de uluslararası hukuk bakımından. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın söylediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bizi bağlamaz demek, ya iç politikaya dönük, yerel seçimlere dönük, yerel seçimlerdeki seçim tahrikinin nereden geleceğine dair bize bir öngörü sağlayan bir siyasi argümandır, ya da gerçekten Türkiye bir hukuk sisteminin uzun yıllardır içinde olduğumuz bir hukuk sisteminin dışına doğru çıkıyor demek. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla ilgili olarak asıl söylenmesi gereken şey sözleşmenin 18. maddesine dair Türkiye'ye ilişkin bunun ilk kararı olması. Bu ne demek? Yani bizim aylardır söylediğimiz şeyi, Demirtaş'ın bizzat kendisinin söylediği şeyi, Demirtaş'ın bir siyasi rehine olarak, siyasi sebeplerle cezaevinde tutulduğunu mahkemede onaylamış görünüyor. Dolayısıyla da sadece mahkeme değil, Erdoğan da bunu söyleyerek bu kararı onaylamış görünüyor. Yani kararın içeriğini, kararın vurgusunu onaylamış görünüyor. Türkiye'de yerel mahkemenin doğrudan bu karara uyması gerekir. Bugün Mehmet Uçum'un bir açıklamasını okudum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum'un. Türkiye'nin itiraz hakkı vardır, doğru. Türkiye'nin itiraz hakkını kullanacağını, daha sonra yerel mahkemelerin değerlendireceğini bunu söyledi. Ne yazık ki Türkiye'de hukuk böyle işliyor. Türkiye'de çok uzun bir zamandır hukukun kendisi ya iç siyasette muhalefeti cezalandırma aracına, biliyorsunuz çokça, sıkça yaşamaya başladık. Örneğin gözaltılar, siyasi parti üyelerine, yöneticilerine ya da sendika üyelerine ya da avukatlara yönelik sabaha karşı gözaltıları görüyoruz. Akademisyenlere, sivil toplum temsilcilerine karşı sabaha karşı gözaltında görüyoruz ki bu insanların hiçbirinin kaçma şüphesi yok. İfade işlerine gelebilecek insanlar. Ya bu şekilde bir cezalandırma aracına, iddianamesiz aylarca hatta yılları bulan sürece cezaevinde tutulmalarının siyasi gerekçelerle olduğunu ve belli bir pazarlığın konusu yapıldığını görüyoruz. Ne yazık ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının da böyle bir pazarlığın konusu yapılacağı açık ve yerel seçimlere kadar Sayın Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasının ne yazık ki planlandığını düşünüyorum ve bunun da bir hukuki karar olduğunu düşünmüyorum. Hocam, bir diğer konumuza geçecek olursak, şimdi 24 Haziran seçimlerine AKP ve MHP ittifakla girmişti. Adına da Cumhur İttifakı demişlerdi. Fakat bugüne kadar geldiğimiz noktada bazı konu başlıklarında ciddi görüş ayrılıkları yaşadı iki tarafta. İşte andımız tartışması, af tartışması gibi. Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız açıklamasına kadar gitti bu. Ve biz bu ittifakın nasıl bir ittifak olduğunu, kırılgan olduğu yorumları yapıldı. Çok konuştuk, çok yazıldı, çizildi. Şimdi yerel seçimlere yeniden bir ittifakla birlikte gitme kararı aldılar. Ne söylemek istersiniz? Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve liderinin Ankara ve İstanbul'u kaybetmeye tahammülü yok. Çünkü Türkiye'de çok uzun zamandır, bakınız AKP iktidarı dönemi bir tür plebisitler dönemi oldu. Özellikle 2010 referandumundan sonra
yapılan bütün seçimlerde ve bütün referandumlarda, bunlara yerel seçimler, referandumlar, ki ben bunları plebisit olarak adlandırıyorum ve genel seçimler dahildir. Hepsi Tayyip Erdoğan'ın, bizzat Tayyip Erdoğan'ın oylanması biçiminde geçti. Yani örneğin yerel seçimlerde bir belediye başkanı adayı oylanmıyor ne yazık ki Türkiye'de. Özellikle Ankara ve İstanbul söz konusu olduğunda orada Erdoğan'ın kaderi ya da AKP'nin iktidarda kalıp kalmayacağı oylanıyor. Bu seçimlerde öyle olacak. Bu seçimlerde olacak. Ve bu seçimlerde de az önce Demirtaş kararında belirtmeye çalıştım. AKP'nin bekasını öne sürecek Adalet ve Kalkınma Partisi. Tabii AKP kendi bekasını ülkenin, devletin bekasıyla eş tutarak. Dolayısıyla AKP ve MHP'nin ittifaktan başka şansının olduğunu düşünmüyorum. Fakat burada bu ittifakı sadece iki partinin seçim ittifakı olarak değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Tam da bu söylediğim geçerli. Çünkü bu bir tür devlet iktidarıdır. Yani iktidarda kimin kalacağına ilişkin verilmiş bir karara dayanıyor. Dolayısıyla burada muhtemelen onu da soracaksınız, muhalefetin ittifak yapıp yapamayacağını. Evet, oraya geleceğiz. O zaman sorunuzun sorun, ona göre cevap vermeye çalışayım. Tamam. İktidar bitti mi? Beraber galiba cevap vermek tamam. istiyor hocamız. Şimdi yerel seçimler yaklaşıyor. Muhalefete bakıyoruz. İyi Parti ile görüşmeleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saadet Partisi ile görüşmeleri var. Peki buradan bir umut ışığı çıkma şansı var mı? Ya da muhalefet bundan sonraki gidişata dair bir söylem geliştiriyor mu? Geliştirmiyor. Yani böyle keskin bir ifadeyle başladım. Fakat iktidar da geliştirmiyor. Yani o yüzden birlikte ele almak gerektiğini düşünüyorum. Şu an AKP'nin ve MHP'nin Cumhur İttifakı diyelim ona, kendi bekasından başka bir vaadi yok. Aslında çok uzun bir zamandır yok. Dolayısıyla bütün bu söylem, AKP'nin geliştirdiği bir söylem var. Örneğin bugün Erdoğan'ın Çankaya'ya, Kadıköy'e ilişkin ettiği lafla bir tür yeniden halkı nasıl bölüp nasıl birleştireceğine ilişkin bir stratejinin parçası olarak okunmalı. Bu stratejide de açıkça daha önce keskinleşmiş ayrımları körüklemek, sürekli bahsediliyor kutuplaşma. O kutuplaşma çerçevesinde de kendi tabanını konsolide etmek gerekiyor. Fakat bu konsolidasyonun ucunda bir gelecek yok. Yeni bir Türkiye vurgusu, algısı ve umudu yok. Sadece ve sadece bir tür karşı karşıya getirme, ayrıştırma ve birleştirme stratejisini görüyoruz burada. Şimdi buna karşı muhalefetin önce bir gelecek vaat etmesi lazım. Türkiye'de yeni bir geleceğe dair hiç kimsenin öngörüsü yok. Öngörülebilir bir ülke vaadi lazım. Ve bunun için de en başta sizle konuştuğumuz birçok programda söyledim. Ne yazık ki seçimler Türkiye toplumunun en politize olduğu dönemler ve ne yazık ki olan kısmı şu: Türkiye'de seçimler bir prosedüre indirgendi. Şimdi Ankara'da ve İstanbul'da AKP ve MHP'nin ittifak yapması, belli bir oy oranını konsolide etmesi sadece o oranına bağlı bir şey olarak görünmüyor bana. Bakın, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı seçimlerde eskiden İstifa ederlerdi. İstifa etmeleri anayasal yükümlülükleriydi. Şimdi şöyle bir seçime giriyorsunuz. YSK'nın marifeti belli. Yüksek Seçim Kurulu'nun marifeti belli. Yüksek Seçim Kurulu'nun aynı kaldı. Seçim Kanunu'nun getirdiği yeni marifetler belli. Sandık güvenliği bakımından. Bunlar belli. O yetmedi. Seçime girecek partiyle seçimi yürütecek organlar aynı. Yani bakanlar istifa etmiyor. Bakınız, bir dernek seçiminde bile dernek yönetimi çekilir. Ve seçim divana bırakılır. Doğal olarak. Çünkü tarafsız bir organ tarafından seçim yürütülmelidir. Şimdi böyle bir durumda seçmenin, siz ne vaat ederseniz edin, sizin vaat ettiğiniz geleceğe inanma şansı olmaz.
Dolayısıyla bunun birinci önceliği yerel seçimler bakımından, bakın 3 ay var. Seçimlerin politize edilmesidir. Seçimin bizzat prosedürünün politize edilmesidir. Çünkü bu şekilde birer plebisit, birer iktidar onayı haline getirilmiş, yerel seçimlerde dahi plebisite dönüştürülmüş seçimlerden bir gelecek vaadi çıkmaz. Gelecek vaadinde bulunuyorsanız o geleceğe insanları inandırmanız gerekir. Birincisi bu. İkincisi, bir gelecek vaadi var mı muhalefette? Ne yazık ki muhalefet de adaylar üzerinde pazarlıklara tutuşmuş durumda. Evet, İYİ Parti, Saadet Partisi, CHP ve HDP asıl olarak iktidarı değiştirmeye yakın mutabakatlar yapabilirler. Fakat nasıl bir ülke öngörüyorlar? Nasıl bir ülke öngörmemizi istiyorlar? Kendimizi rahat bir şekilde ifade edebileceğimiz, insanların yoksulluktan ve yoksulluktan kurtulabildiği bir program, bir gelecek, bir imge, bir ülke hayali önümüzde var mı? Yok. Önümüzde hala Mansur Yavaş mı? Yoksa diğer adaylardan biri mi? Bir ittifak adayı mı olacak? Yoksa kimler aday çıkaracak sorunu var. Bir gelecek vaadi eğer iktidar tarafından seçimler plebisit haline getirilirse, eğer iktidar tarafından bu seçimlerin sonucu gelecekte iktidarın değişmemesi olarak görülüyorsa, muhalefet tarafından da böyle görünmeli. Bırakın bir ülke imgesini, bırakın bir ülke projesini, bir kent projesini görebildik mi? Ankara için. Ankara yaklaşık 20 yıldır bir başkent olmaktan çıkarılmış, neredeyse Cumhuriyet'in bütün değerlerinin, bütün mimari değerlerinin yok edildiği, boşlukta bırakıldığı, bakın İller Bankası binası. Bugün orası siyasi bir simgedir artık muhalefet için. Bir kent projesi. Yok, ne yazık ki yok. Dolayısıyla bir ülke projesi, bir ülke imgesi hayal ediyorum. Yani insanların baktıklarında, bir partinin amblemine baktıklarında görebileceği bir ülke imgesi yaratmadan ve gerçekten seçtiklerinin kazanabileceğine, seçtiklerin iktidarda olabileceğine dair güvenceler sağlanmadan böyle bir seçime girmeyi yeni bir onayın dışında bir şey olarak görmüyorum. Ne yazık ki böyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun hocam. Evet, Güne Bakış'ta konuğumuz Mülkiyeler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent'le iktidarı ve muhalefeti konuştuk yerel seçimlere doğru giderken. İktidar ve muhalefetin aslında siyasal gündemi var mı yok mu, bunu tartıştık. Güne Bakış devam ediyor. Gazeteci Erdem Gül, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki adaylarını İrfan Bozan'a değerlendirdi. Evet, MHP destekli AKP adayları diyebiliriz özellikle Ankara ve İstanbul için. Bir de başka bir şey daha söyleyelim. Aslında AKP'yi var eden yerel yönetimler vaktiyle Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi ve daha sonra Fazilet Partisi'ndeki 1994 ile başlayan temellerin üzerinden 25. yıla giriyoruz. Bu seçim 25. yıldır. 25. yılda AKP yerel yönetimlerde hala devam mı tamam mı adaylarını açıklamış oldu. Ankara ve İzmir'i gördük seçimin en popüler 3 ilinden. Fakat GART'ta bir düşüklük var bugünkü aday açıklamada. O da neden? İstanbul adayı yok. Bu seçimin yıldızı İstanbul adayıdır. Biz biliyoruz ki Meclis Başkanı Binali Yıldırım çok büyük ihtimalle, hani siyaset her zaman olabilir ama çok büyük bir değişiklik olmazsa İstanbul'un adayı olacak. Ama bugün asıl flaş yıldız olarak İstanbul adayı açıklanırsa büyük haber değeri olurdu. O olmadı. Biraz daha sıradan Tayyip Erdoğan'ın ben kararımı verdim, İzmir ve Ankara'yı koyuyorum Nihat Zeybekçi ve Mehmet Özaseki dedi. Salondan da bilinen alkış dışında, hani çok aman aman olağanüstü denilen haber değeri manşet olacak bir gün. Gazeteci Mahmut Bozarslan yerel seçim atmosferine girilirken Güneydoğu'daki seçmenlerin yaklaşımını Fırat Fıstık'a anlattı.
HDP'nin seçim stratejisinin ilk hedefi kayyumlarla kayyum atanan belediyeleri ele geçirmek. Bunu HDP yönetimi, HDP'liler sıkça dile getiriyor. İlk önlerine koydukları ilk hedef bu. Diyarbakır için geçen hafta resmen seçim çalışmalarına, aday başvuruları için ofisler açmaya, komisyonlar kurmaya başladılar ve başvurular almaya başladılar. Önceki seçimlerde izledikleri stratejilerin benzerleri yine bu seçimlerde var. Kadınlara öncelik verilecek, kadın adaylara. Yine önceki seçimlerde olduğu gibi eş genel başkanlık, eş başkanlık sistemi üzerinde vurgu yapıyor HDP. Bunları ön plana çıkarıyor ama en çok üzerinde durdukları, en çok bizimle paylaştıkları ya da kamuoyuna yansıttıkları konu kayyum atanan belediyelerin tekrar alınması, tekrar HDP'li HDP'ye geçmesi. Bunun üzerine çok yoğunlaşıyor. AK Parti'nin yerel seçim adaylarını ve Erdoğan'ın seçim kriterlerini Ruşen Çakır yorumladı. Tablo bize neyi gösteriyor? Tabii ki 20 ilin daha açıklanmadığını tekrar hatırlatarak söyleyelim. Erdoğan temel olarak güveneceği isimler arıyor. Buradaki temel husus ona tabi olmaları, belli bir kendi işlerinde belli bir güce sahip olabilecek olan kişi, milletvekili adayı da gösterilmedi şu ana kadar, onu görüyoruz. Belediye başkanlarında da böyle sürpriz olabilecek, sorun çıkartabilecek herhangi bir isim görmüyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda muvazzaf 82 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontrollü bifo telefonlarından, periyodik ve ardışık arama sistemi ile ve başkaları adına kayıtlı sahte operasyonel hatlarla haberleştikleri ve FETÖ'nün örgütü ile irtibatta tespit edilen bir yüzbaşı, bir teğmen, 80 assubay olmak üzere 82 asker hakkında 27.11.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı muvazzaf olup aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam etmektedir denildi. Evet, Ankara'dan arkadaşımız Özgür Özdemir Skype hattımızda. Özgür, hoş geldin. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, partilerin grup toplantıları vardı. Neler aktaracaksın bize, neler konuşuldu? Evet, AK Parti'den başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 20 ilin belediye başkan adayını da açıkladı ve toplamda 61 ilin belediye başkan adayı açıklanmış oldu. Tabii geri kalan belediye başkan adayları da ne zaman açıklanacak? Buna da yanıt verdi Cumhurbaşkanı ve Güney Amerika gezisi dönüşü kalan belediye başkan adaylarını da açıklayacağını söyledi. Ve AK Parti'nin seçim manifestosu da önümüzdeki ay açıklanacak. Tabii İstanbul'un yanı sıra Mersin, Manisa, Adana gibi yerlerin belediye başkan adayları da açıklanmadı. Adana, Mersin, Manisa buralarda MHP oldukça güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantı sonrası gazetecilerin de sorularına yanıt verdi ve MHP ile AK Parti'nin ittifakına dair önemli sözler de söyledi ve karşılıklı bir mütabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz de olacak şeklinde konuştu. Yine bugün tartışmalı bir çıkış da yaptı Cumhurbaşkanı ve Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçmenler Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimlerden oluşuyor dedi. Ve Amerika'ya da bir mesaj gönderdi. Kandil'dekilerin başına ödül koyanlar onlardan emir alanlarla iş tutuyor şeklinde konuştu. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler konuşuldu? Kılıçdaroğlu soğan meselesi, soğan zammı meselesine değindi. Soğan baskını yapıyorlar dedi ve soğan üreticilerini gözü aydın, siz de terörist oldunuz dedi ve hükümeti eleştirdi. Gözünüzü soğana değil devlete soyana çevirin şeklinde konuştu ve hükümetin 16 yıldır bu ülkeyi yöneten hükümetin vatandaşı çaya ve simide mahkum ettiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir göndermede bulundu ve 20 Temmuz sivil darbesi dedi Kılıçdaroğlu.
bu darbe sonrası görevden alınıp yargılanıp aklanan öğretmenler var dedi. Onların görevlerine döndürülmesi gerekiyor şeklinde konuştu. HDP'de neler konuşuldu? Eş Genel Başkan Sezai Temelli, AİM'in Selahattin Demirtaş kararını hatırlattı ve bu karar ülkeye hukuk dersi verdi dedi. Ve bu ülkede hukuku tanımayanlara bir derstir şeklinde konuştu ve HDP'lilere yönelik gözaltılara da değindi. Sürekli gözaltına almak için HDP'li arıyorlar dedi ve HDP'li bulamadıklarında da soğanları gözaltına alıyorlar şeklinde ilginç bir çıkış yaptı ve yerel seçimlere yönelik mesajlar da verdi HDP. Sahil Elçi'nin ismini bir parka verdik dedi fakat ismi değiştirdiler dedi ve biz hep birlikte 31 Mart'tan sonra o parka o ismi geri vereceğiz dedi ve AK Parti'nin Diyarbakır Belediye Başkanı da adayı da açıklandı. Bildiğiniz gibi Kayyum Cumali Atilla onunla ilgili sözler de sarf etti ve bu kişi Ankara'da yolsuzluk dosyasını saklayan kişidir şeklinde bir çıkış yaptı. Önemli bir bilgi daha aktaralım. HDP grup toplantısı için Ahmet Türk de meclise gelmişti bugün. Gazetecilerin belediye başkan adaylığı düşünüyor musunuz şeklindeki sorularına yanıt verdi ve partim görev verirse görevden kaçmam şeklinde konuştu. İyi Parti'de neler konuşuldu? Hemen son olarak onu da aktaralım. Tabii herkesin gözü İyi Parti, CHP yerel seçim ittifakında. Özellikle Ankara çok tartışılıyor ama Ankara dışında Balıkesir'de çok tartışılıyordu. Fakat bugün Meral Akşener Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının İsmail Ok olduğunu açıkladı. Bunu da ekleyelim. O da soğan tartışmasına girdi ve soğanı terör örgütü ilan ettiler dedi. Ve izahı yapılmayan şeyin mizahı yapılır şeklinde konuştu. Ve soğan konusunda Erdoğan'a yüklendi. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı soğan zamlarının nedeninin stokçular olduğunu söylemişti. O da Cumhurbaşkanı'na seslendi. En büyük stokçu sensin. Onlarca özel uçağın 300 tane lüks aracın var şeklinde konuştu. Ve Bakan Berat Albayrak'a seslendi. Bildiğiniz gibi bakanın dünya ekonomimizi kıskanıyor sözleri vardı. Buna yanıt verdi. Damat Bey nerede yaşıyorsun dedi. Hangi ülkede yaşıyorsun bilmiyorum ama bahsettiğin ülke Türkiye değil şeklinde konuştu ve son olarak da hükümetin Türkiye ekonomisini hızla 2002 seviyesine götürdüğünü belirtti deyip sözü merkeze bırakalım. Özgür çok teşekkürler. İyi yayınlar. Evet Güne Bakış devam ediyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Tunus'a giderek gerçekleştirdi. Salman'ın ziyareti protestolarla karşılandı. Salman'a bir kötü haber de G20 zirvesinin düzenleneceği Arjantin'den geldi. İnsan hakları savunucularının ve gazetecilerin çağrısı üzerine 2011'de Bin Ali'nin devrildiği meydan olan Habib Bourguiba bulvarı üzerinde toplanan protestocuların hedefinde Bin Salman'ın yanı sıra ziyarete onay vermesi dolayısıyla Tunus hükümeti de vardı. Kalabalığın elindeki pankartlarda katil lider Bin Salman, devrimler ülkesi Tunus'u lekelemeyin, Suudi kadınlara özgürlük gibi ifadeler dikkat çekti. İlk durağı Tunus olan Bin Salman, hafta sonu düzenlenecek G20 zirvesi öncesi bölgede çıktığı turda bir dizi Arap ülkesini daha ziyarette bulunacak. Suudi Arabistan'daki muhalif kadrolara tavrı, Yemen iç savaşındaki rolü ve en son Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim tarihinde öldürülmesi olayları sebebiyle Veliaht Prens Salman'ın Arjantin'deki liderler zirvesine katılması ve diğer liderlerle yapacağı görüşmeler tartışma yarattı. Arjantin'de savcılar, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün savcılığa sunduğu bir bildiri ışığında eğer Veliaht Prens Salman G20 liderler zirvesi için Buenos Aires'e gelirse hakkında savaş suçları ve işkenceden soruşturma açacakları açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendi hükümetine bağlı kurumlar tarafından hazırlanan ve iklim değişikliğinin ABD ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini öngören rapordaki bulgulara inanmadığını söyledi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, kendi hükümetine bağlı olan kurumların hazırladığı iklim değişikliği raporunun bir kısmını okuduğunu ancak rapordaki bulgulara inanmadığını söyledi. Söz konusu rapora göre iklim değişikliği 100 yılın sonuna doğru hem ABD ekonomisi üzerinde hem de insan sağlığında ciddi negatif sonuçlar yaratacak. Raporda iklim değişikliğinin etkilerinin şimdiden hissedilmeye başlandığı da vurgulanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa adaylığını koyduğu günden bugüne kadar iklim değişikliği ve bunun etkileriyle ilgili tezlere inanmadığını sürekli vurguluyor. Donald Trump bir süre önce de ABD'yi 2015 tarihli Paris İklim Anlaşması'ndan çekeceğini de söylemişti.
Dün akşam NASA'nın keşif aracı InSight Mars yüzeyine indi. Peki bu araç Mars'ta ne yapacak? Murat Aksoy'un sorularını doçent Tolga Güver yanıtladı. Yok, şimdi şöyle, tabii uzaya, hele de Mars olursa konu, bir şey göndermek son derece pahalı, son derece zor bir iş. O yüzden her seferinde sadece küçük bir parça, küçük bir deney seti diyelim bir nevi gönderilebiliyor. Özellikle konu Mars olunca. Mesela bunun farkı da şu, bu ilk defa, hani komik gelebilir belki ama yerin içine, Mars yüzeyinin altına 5 metre derine bir ısı ölçer koyacak mesela. En önemli şeylerinden biri o, Mars'ın aktivite kayalarındaki yüzey sıcaklığını ölçmek için. Bu basit bir şey, bugüne kadar neden akıl edilmemiş veya neden gönderilmemiş diyebilirsiniz ama işte her sefer belli bir amaç, belli bir hedef doğrultusunda oluyor. Geçmiş görevlerin aksine bu gerçekten Mars'ın jeolojisi, hani belki astronomi bile değil, oradaki Mars'ın yapısı üzerine bir deney. Daha öncekiler daha çok orada bir canlı yaşam var mı, olabilir mi, olasılığı var mı bunu araştırmak üzerineydi. Ona göre kimisi kutuplarına gitti, kimisi farklı yerlerine gitti ve hep bu tip bakteri vesaire benzeri şeyler aradılar. Bunun yerlerinden çok fazla büyük bir önem olduğunu zannetmiyorum. Sadece bunun bir kısmı tabii bir şey var, halkın ilgisini devam ettirme isteği de var. Uzun bir süreden sonra ilk defa NASA böyle bir şey yapıyor tekrar. Bir iniş gerçekleştiriyor. Bilimsel açıdan özellikle oranın kaya topografisini söylediğiniz gibi incelemek açısından önemli şeyler bunlar. Ama öyle çığır açıcı, devrimsel Çinli bir bilim insanı genetiği değiştirilmiş iki bebeğin dünyaya geldiği iddiasında bulundu. Araştırmacının henüz doğrulanmamış olan iddiası insan üzerinde deney yapılmasına karşı çıkan bilim dünyası tarafından tepki gördü. Pazartesi günü Çin'de bir bilim insanı genetiği değiştirilmiş ikiz bebeklerin dünyaya geldiğini duyurdu. Araştırmacı He Jiankui, söylediğine göre embriyoların genetiğini annenin vücuduna aşılamadan önce HIV virüsüne dirençli olacak şekilde değiştirdi. He Jiankui'nin yaptığı insan deneyi henüz bir akademik dergide yayınlanmadı. Çalışmayla ilgili herhangi bir veri veya kanıt kamuoyuyla paylaşılmadı. Fakat daha önce çalışmaları bilinen He Jiankui'nin söylediği şeyi yapmış olabileceği düşünülüyor. Birçok ülkede yasak olan embriyo genetiği değiştirme Çin kanunlarına göre serbest. Birçok bilim insanı ve etik uzmanı bebeklerin daha atletik ve zeki olmaları için genetiğiyle oynanacak bir gelecekten endişe ediyor. Bu şimdilik uzak gözükse de konuyla ilgili daha acil bir endişe var. Genetik değiştirme metotları yanlışlıkla başka genleri de istenmeyen şekilde değiştirebilir. Murat Yetkin yeni kitabı Meraklısı İçin Casuslar kitabını Ruşen Çakır anlattı. Adı üstünde, daha önce de Entrikalar kitabında demiştik meraklısı için. Okuyanlar da hep meraklıları olduğu için onların tepkileri gayet güzel geliyor. Yani onu çok önemsiyorum. Satışta fena değil. Peki Murat, ben seni yıllardır biliyorum ve yıllardır da bu konuya ilgin olduğunu biliyorum. Ama şu evet, ilgini bir anlatsana, nedir? İlgim basit ya, biliyorsun, siyaset ilgisi. Yani hani... Espiyonaja ilgi duymamın nedeni aslında siyasete çok ilgi duymam. Yani siyaseten ne oluyor etrafta? Hem küresel ölçekte, hem bölgesel ölçekte, hem de milli ölçekte ne oluyor? Yani herhalde biraz daha erken yaşlarda fark ettim siyasetin sadece görünen yüzünden ibaret olmadığını. Yani sadece dernekler, partiler, sendikalar, efendime söyleyeyim meclisler, ne bileyim uluslararası kuruluşlar, uluslarüstü kuruluşlar, seçimler, sadece bunlardan ibaret olmadığını, devlet yönetiminin apayrı bir şey, başka bir şey de olduğunu herhalde biraz erken zamanlarda fark ettim. Çünkü bu siyasetin görünen yüzünde ülkeyi yönetenlerin, herhangi bir ülkeyi yönetenlerin belli sınırları var. Yani yasalar, anayasalar, gelenekler, alışkanlıklar, efendime söyleyeyim dengeler, uluslararası dengeler ya da yerel dengeler filan bunlar var. Ama bazen yöneticilerin yapmak istedikleri, ki burada şöyle bir parantez açalım, sadece ülke yöneticilerinin de değil. Mesela sanayi casusluğu diye devasa bir alan var. Şirket yöneticilerinin de ya da örgüt yöneticilerinin de, örgütlerin de var istihbarat bilimleri, değil mi? Yani
yapmak istedikleri bazen öyle bir şey oluyor ki yasal sınırları zorlamaya başlıyor. Ama onu bir an önce yapmak istiyor. Yani bir an önce işte rakip firmanın o yeni tasarımını elde etmek istiyor ya da başka ülkenin savaş planlarını öğrenmek istiyor filan. Bunları o zaman işte siyasetin örtülü yüzü devreye giriyor. O örtülü yüzünde tek bir kural var. Yani yalan serbest, ihanet serbest, çalmak serbest, yani serbest derken mübah. Hatta öldürmek. Ama o tek kural, ben ona konuşmalarda Musa'nın 11. emri diyorum, yakalanmayacaksın. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sonuna doğru yaklaşılırken rekabetin iyice kızıştı. 5. hafta bu akşam başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam E, F, G ve H gruplarının maçları oynanacak. Saat 20.55'te AEK Ajax ve CSKA Moskova Victoria Pizan karşı karşıya gelecek. Saat 23.30'da Roma Real Madrid, Lyon Manchester City, Juventus Valencia, Manchester United Young Boys, Bayern Münih Benfica, Hoffenheim Shakhtar Donetsk karşılaşıyor. E grubunda Bayern Münih ve Ajax bu akşam birer puan toplamaları halinde bir üst tur garantileyecek. F grubunda Manchester City bu akşam Lyon karşısında çıkacağı karşılaşmadan beraberlik ile ayrıldığı takdirde son haftaya bir üst turu garantilemiş olarak girecek. G ve H gruplarında ise grup sıralaması kalan son iki maçta yeniden şekillenebilir. Fatıma Çelik konuğu Nilay Örnek'le Türkiye'de telif sorunu üzerine konuştu. Sonuçta yöneticiysen, yani ben yöneticilik yaptım çok uzun süre. Bu senin günahın, senin sevabın, senin sorumluluğundur. Yani orada şey olacaksın, yani titrin olurken güzel. Evet. Ama yani o zaman insan kaynaklarıyla, muhasebeyle kim neyse kavganı sen edeceksin. Yani bir telif kadrosu telif bütçesi çıkartacaksın. O da belli bir bütçeyle olacak. Yani işte ben yaptığım zaman da belli bir bütçe vardı. Yazan kadro 3 aşağı 5 yukarı değişmiyor. Mesela bir hafta 3 kişi yazıyor. O telif bütçesini 3'e bölüyordum. Bazen 10'a bölüyordum. Yani ne kadar verebilirsen bir şeyin altına düşmeden verebiliyorsun. Şimdi burada insanlardan duyarak hissettiğim ve çok üzüldüğüm şey şu ki editörler birbirlerinin arkadaşı. Yani yazı isteyen kişiyi tanıyor editör büyük ihtimalle ve onunla kişisel bir ilişkiyle o yazıyı istiyorsun. Yazıyı isterken çok çabuk istiyorsun, güzel istiyorsun, her şeyi mükemmel istiyorsun ama ücreti öderken büyük bir savsaklık içindesin. Bu bir haksızlık. Editörü de kötü yapan bir şey. Yani bu çok kötü bir şey. Ya onunla editör ilgilenmeyecek o zaman. Yani o bencilliği de anlıyorum. Editörlük çok uzun süre, yani 20 yıl editörlük yapmış, insan yazısı okumuş bir insan olarak onun ne demek olduğunu çok iyi anlıyorum. Hepimiz güzel yazı isteriz ama onun karşılığını vermek zorundasın. O adamı küstürmemek zorundasın. Dün akşam Kültür Tarih Sohbetleri programında Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz konukları iktisat tarihi uzmanı Profesör Şevket Pamuk'la 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı ekonomisini ve Osmanlı İmparatorluğunu çöküşe götüren ekonomik süreçlerin başlangıcını konuştu. Kişi başına üretim oldukça sabit, çok yükselmiyor. Galiba daha olan şu, bu bizim sık sık kıyaslama yaptığımız Batı Avrupa'da gelirler yükseliyor ve aradaki makas genişliyor. Yoksa Osmanlı'nın Osmanlı'nın kendi geliri, üretimi hafif hafif dalgalanıyor. Bazıları dönemler biraz daha iyi, bazı dönemler biraz daha az. Ama bu bizim gerileme dediğimiz şey var ya, yahut çözülüş. Bu dönemde Osmanlı'da kişi başına gelir devamlı baş aşağı gidiyor diye bir şey yok. Osmanlı ile yükselen Avrupa'la ülkeleri arasındaki fark büyüyor. Rekabet var. Rakipler daha iyi işletiyorlar. Rakipler ileri geçtikçe Osmanlı geride kalmıyor. Ama bu geride kalmak mutlak anlamda değil, göreli anlamda. Şimdi aynı seviyeyi koruyarak. Osmanlı yani aynısını koruyor ama karşı taraf her... Diyelim her 20 senede bir savaş, 10 senede, 20 senede bir savaş oluyor. Karşı öbür taraf, hani
Osmanlılar Rusya ile savaşıyorlar, Avusturya ile savaşıyorlar, İngilizlerle savaşmıyorlar, Fransızlarla savaşmıyorlar 19. yüzyıla kadar. Ama Avusturya ve Rusya bile daha fazla vergi toplayıp daha güncellenmiş ordularla ve teknolojilerle geliyor. Osmanlı ise teknolojisini yenilemeye çalışıyor ama aradaki fark büyümek. Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Yiğit Özşener, Nurfetteoğlu ve Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı Blue TV'nin yeni yapımı Bozkır dizisinin premieri dün akşam gerçekleşti. Dizi 30 Kasım'da yayınlanacak. Bozkır bizim bu yıl ki son projemiz. Heyecanlıyız. Tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Ben çok lafı uzatmak istemiyorum. Dizinin senaristi Levent Cantek ve yönetmeni Bahadır İnce'ye buraya çağırıyorum. 3-4 ay önce bu yola çıktık. Levent'in güzel senaryosuyla bir 9-10 haftada da çektik ve biz çıkan işten çok memnunuz. Keyifle çalıştık. Öncelikle bize bu şansı veren Blue TV grubuna çok teşekkür ediyorum. Ana kanallarda yapamadığımız birçok şeyi çok rahat anlatım dili olarak da bu fırsatı bize verdiler. Ve keyifli geçti. Çıkan işten de çok mutluyuz. Umarım önce siz daha sonra seyirciler izleyecekler, çok severler. Böyle işlerimizin de olmasını hep isteyeceğim ben. Bu da başlangıç olur inşallah bizim için. İçiyorum. İlk bölümü ben yazdım. Genel hikayede de ben de vardım ama Barış ve Ali ile birlikte yazdım. Ali Demirel ve Barış Erdoğan'la birlikte. Önce onu da söylemek isterim. İkincisi, buraya gelmeden evvel baktım tarihe. Ben Fatih'e 19 Ekim'de, geçen yıl 19 Ekim'de senaryoyu yollamışım. Dedim ki Blue TV bu hikayeyi beğenir diye kendimce bir varsayımda bulunmuştum. İyimser biriyimdir. Bizi 4 gün sonra görüşmeye davet ettiler. Şöyle neredeyse 12, işte bir 13 ay olmuş. Blue TV'deki arkadaşlar hikayeyi sevdikleri için, destekledikleri için, yani onların genç enerjisini, işte Deniz'e, Sarp'a çok teşekkür ediyorum. Dijital iş yapmak kolay bir iş değil. Yeni bir tür bu. Bir televizyon alışkanlığımız var, bir sinema yapma alışkanlığımız var ama hani dijitalde başka bir tür hikaye anlatmak gerekiyor. O yüzden bu tür mecraları böyle koruyup da kollamak da gerekiyor. Bize bu imkanı verdikleri için teşekkür ederim herkese. Güne bakışın bu akşamlık sonuna geldik. Sırada Fem Fikir var. İlden Bayezid Bostalcı'nın konukları Melda Onur, Ayşen Şahin Aksakal ve Yasemin Bektaş. Saat 21.30'da Sosyal Hukuk programında ise Akçay Taşçı konuğu Benan Molu ile Demirtaş ışığında AHİM kararlarını konuşacaklar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.